Şimdi diyeceğiz ki biz, işte bu biyolojik bir silah, bunu laboratuvarda hazırladılar. Vebayı kim hazırladı? Yani tarih boyunca vebadan, sıtmadan insanlar perperişan olmuşlar. O zamanlar laboratuvarlar mı vardıydı? Yani insanları o helak eden, insanları böyle öldüren, insanları perperişan eden bu tip salgın hastalıklar dünya üzerinde hep görülmüş. Onları da mı laboratuvarlarda hazırlamışlardı? Kıymetli kardeşler, dünya üzerinde ne kadar laboratuvar varsa da varsa hepsi de Allah'ın laboratuvarıdır. Hepsi de. Siz o laboratuvarları iyiliğe, doğruya, güzele doğru yönlendirirseniz dünya iyiliğe, doğruya, güzelliğe yönlendirilir. Siz o laboratuvarları yanlış diye zulme, isyana, buhtana o laboratuvarları insanları sömürmeye yönlendirirseniz o laboratuvarlar o yönlendiren insanların başlarına makus olur, onların ahiretlerini perperişan eder. İşte Trump'ın etrafındaki insanlarda da bulaşıyor. Bak Merkel'in etrafındaki insanlara da bulaşıyor. Bak işte İngiltere kraliçesine veya kraliyetin etrafına da bulaşıyor. Bulaşmadığı bir yer kalmıyor. Onu sevk ve idare eden Allah, onu ne tarafa yönlendireceğini tespit eden Allah, onu Allah'tan başka tarafını, yönünü tespit edecek bir kimse mi var? Siz bütün uçaklarınızı kaldırsanız bir bölgeye böyle biyolojik olarak oraya hastalık atmaya kalksanız Cenab-ı Hak bir rüzgar çıkarıp o biyolojik silahı senin ülkene göndermekten muktedir değil mi? Biz Allah'ı zikredelim, Allah'a tövbe edelim, Allah'a dua edelim. Biz Allah'a yalvaralım, yakaralım. Kötülerin kötülüklerini kendi başlarına makus eylesin. Biz dua edelim, zikredelim. Zalimlerin zalimliklerini Allah kendi başlarına makus eylesin. Cenab-ı Hak nerede zalim var ise, nerede zulmeden var ise, Cenab-ı Hak onların zalimliklerini ve zulümlüklerini kendi başlarına makus eylesin. Yani bizim işimizden, bizim elimizden gelecek olan dua bu, bizim elimizden gelecek olan zikir, bizim elimizden gelecek olan şey kendimizi sakınmak, kendimizi korumak.